Bahar Sancar, Gündem Kıbrıs. Öncelikle Sayın Bakanım hoş geldiniz. Maraş'ta açılımdan bahsettiniz. Maraş'ta şu anda kamuya açık alanlar açılmıştı. Peki bir sonraki aşamada bizi nasıl bir açılım bekliyor? Maraş'ta bir sonraki hamlemiz ne olacak Sayın Cumhurbaşkanım? Şimdi Maraş tabii Kuzey Kıbrıs'ta hükme sığlığı içerisindedir. Bir kez daha bunun altını böyle güzelce çizelim. Çünkü farklı konuşmalar, farklı beklentiler. İşte az önce sözde güven yaratıcı önlemler, temcit pilavı gibi ısıtıp tekrar bunları kamuoyunun önüne sürmek. Bunlar bizim için söz konusu bile değildir. Çünkü Maraş, Kuzey Kıbrıs Türkmen sınırları içerisindedir. Ve biz başbakan olduğum dönemde hepinizin de bildiği gibi Türkiye'mizin de desteğiyle oradaki açılımı gerçekleştirdik. Şimdi aşama aşama oradaki projeler hayat bulacaktır. Bir kere kamu alanlarının, parkların, plajın, bütün o çalının, çirpinin, çirkinliklerin temizlemesiyle insanlığa kazandırılmış bir yerdir. Geçenlerde yapılan açıklamayla 500 bin insanın ziyaret ettiği fevkalade bir destinasyon olmuştur Maraş. Maraş hepimizin de bildiği gibi uluslararası bir markadır. Ve orada Kıbrıs Türklerinin de hakları vardır. Vakıflar İdaresi'nin de hakları vardır. Tarihten bir ata yadigarı yerdir. Ama biz uluslararası hukuka ters düşmemek, uygun hareket etmek bakımından Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin de kabul ettiği taşınmaz mal komisyonu üzerinden eski sakinlerinin başvurmasıyla oradaki hakların, hukukların yerine getirmesi için ne gerekirse yapmak durumundayız. Onu yapıyoruz, onu yapmaya çalışıyoruz ve memnuniyetle ifade etmek istiyorum ki Rum yönetiminin baskılarına rağmen 459 şu anda başvuru vardır. Bu eğer başarılı bir şekilde sürdürülürse inşallah sürdürecek. Bu başvurular zaman içerisinde artacaktır da. Bizim temennimiz ve dileğimiz uluslararası hukuka uygun bir şekilde Maraş açılımını aşama aşama gerçekleştirmektir. Maraş açılımı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ekonomisi, turizmi elbette güçlenmiştir ve güçlenecektir. Karantinalara rağmen, pandemiye rağmen, bütün olumsuzluklara rağmen eğer şu ana kadar 1,5 yılda 500 bin insan ziyaret ettiyse artık siz tahmin ediniz ki bu sayı giderek artacaktır ve orası altyapısıyla, üst yapısıyla yapılacak olan yatırımlarla ve insanların oraya geri dönmeleriyle orası insanlığa kazandırılacaktır. Biz Maraş'a böyle bakıyoruz ve bu şekilde siyasetin sürdürmesi için anavatan Türkiye'nin de tam desteğiyle bu siyasetimizi sürdüreceğiz. Teşekkür ederim. Sefa Karahasan, TRT Lefkoşa temsilcisi. Güney Kıbrıs'ta da sizin ziyaretiniz yakından takip ediliyor. Bir Rum gazetesinin başlığı şöyleydi efendim. Çavuşoğlu'ndan işgal altındaki bölgelere kışkırtıcı ziyaret. Ancak az önce de bahsettiğiniz Selim Bey de sordu. Yunanistan Başbakanı Cuma günü Güney Kıbrıs'a gidecek. Türkiye'ye karşı alınacak önlemler noktası masada var. Siz bu ikilemi nasıl değerlendiriyorsunuz? Hem Yunan medyasının hem Rum medyasının bakışını efendim. Siz zaten gayet güzel bir şekilde cevapladınız Sefa Bey. Yani o zaman Dendi'ye, Miçotakis'e de söylesinler. Buraya ziyaretiniz kışkırtıcı bir ziyaret olacaktır. Türkler de rahatsız olur diye. Biz rahatsız olmayız aslında. Siz rahatsız olur musunuz? En doğal hakkıdır. Herkesin herkesi ziyaret etmesi. Kendi aralarında işbirliği yapmaları da doğaldır. Ama Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasında yani bağları koparma çalışmasının olduğunu da görüyoruz. Buna yönelik kampanyalar da yürütülüyor Rum kesiminde. Ama şundan herkese emin olsun. Bizim bağlarımızı hiç kimse kopartamaz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye arasındaki bağları kimse kopartamaz. Biz gördüğünüz gibi Rum kesimini veya Yunanistan'ı kışkırtmak için burada değiliz. Kendi çalışmalarımız var. Aslında bu iyi niyetli yaklaşımlarımıza Rum tarafı ve Yunanistan evet dese adanın geleceği bakımından da önemli şeyler konuşuyoruz. İşbirliğini ön plana çıkarıyoruz. Ama hak söz konusu olunca orada da taviz vermemiz söz konusu değil. Tabii basın istediği gibi değerlendirilebilir. Buna da söyleyecek bir şey yok.